RT Şah TV Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Sayın seyirciler, İl Müftülüğü ve Diva Sen tarafından namazla diriliş konulu konferans düzenlendi. Konferansa ilahiyatçı yazar Ahmet Bulut konuşmacı olarak katıldı. Erzincan İl Müftülüğü ve Diva Sen tarafından namazla diriliş konulu konferans düzenlendi. İlahiyatçı yazar Ahmet Bulut'un konuşmacı olarak katıldığı konferansa yoğun ilgi vardı. Erzincan Müftülük Salonu'nda düzenlenen programa İl Müftüsü Yavuz Karabayır, Erzincan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Alıcı, Diva Sen Başkanı Mehmet Ali Ateş, Refaiye İlçe Müftüsü Yavuz Horoz ve çok sayıda davetli katıldı. Program Muhammed Nur Akar tarafından sunulan Kur'an tilavetiyle başladı. Açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Yavuz Karabayır namazın önemini ifade etti. Hiç kimsede olmayan bir lezzet var bizde. Hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bir zevk var namazda. O da secdede. Allah böyle secdelere giderken Allah'ım ne güzel sana secde ediyorum diyerek böyle hasretle Subhane Rabbiyel A'la demeyi nasip eylesin. Ve bu namazdaki ruhu ailesine, topluma, bütün cihana yayanlardan eylesin. Unutmayalım ki eğer İslam ümmeti namazla dirilmezse başka bir şeyle dirilmez. Ardından konferansa geçildi. İlahiyatçı yazar Ahmet Bulut namazla diriliş konulu konferansında etkileyici bir sunum yaptı. Birinci vazifemiz iyi bir kul olmak. İnsan İslamlaştıkça insanlıkta kemale eder. İslam'dan uzaklaştıkça aşağıların aşağısına düşer de neler yapabileceğini şu yaşadığımız toplumda da görüyoruz aziz kardeşim. İşte Özgecan kızımızın canına kıyan caniler, Ankara'da yüz küsur kardeşimizin canına kıyanlar, İslam'dan nasibi olmayan zavallılar. Mahallelerine baz istasyonu kurulmasını istemeyen vatandaşlar tepkili. 6 okul ve 1 anaokulu bulunan binlerce vatandaşın yaşadığı Mengüceli Mahallesi'nde kurulmak istenen baz istasyonuna mahalle halkı tepki gösterdi, imza kampanyası başlattılar. Erzincan'ın en büyük mahallelerinden olan kamu lojmanları ve TOKİ konutlarının bulunduğu Mengüceli Mahallesi'nde kurulmak istenen baz istasyonu mahalle halkının tepkisine neden oldu. 6 okul ve 1 anaokulu bulunan ve yaklaşık 3000 öğrencinin öğrenim gördüğü ve binlerce vatandaşın yaşadığı bölgede mahalle halkı ve okul yöneticileri duruma tepkili. Bu okulun bir öğrencisi olarak bunu istemiyorum çünkü radyasyon saçıyor ve zararlı. Onun için boşuna yapmasınlar yani istemiyoruz. Hepimizin başı ağrıyacak, büyük bir şey olacak. 4-5 yılda fark etmesek bile sonradan çok büyük şeylere sebep olabilir. Çünkü yani burada bir sürü hamileler var. Burada da fark ettiyseniz ilkokulumuz var. Yani istemiyoruz yani boşuna uğraşmasınlar. Mahallemizin geleceği için baz istasyonu istemiyoruz burada. Burada 5 tane 6 tane okul oldu. Erzincan'ın hiçbir mahallesinde 6 tane okul yok. Büyüklerimize bunu sesleniyorum. Öğrenciler 3000 tane öğrenci pusulanın içinde huzur bırakmadı. Bunlara bir el atsınlar, buna bir baksınlar. 3000 öğrenci oldu, 3. 2. baz istasyonunu kuruyorlar. Burada ne sağlık kalacak ne bir şey, Erzincan'ın da bir şey dediğimiz zaman burayı örnek mahalle gösteriyorlar. Erzincan'a büyüklerimiz, Sayın Belediye Başkanımız, Sayın Valimiz. Bir istekte bulunduğumuz zaman gelip buranın çekimini yapıp burayı örnek mahalle gösteriyorlar. Bugün de bu işi başımıza getirdiler. Bunun acil durması lazım. Para kazanmak için yani birileri de ölmemesi mi lazım? Yani bunu bir dağın eteğine kurabilirlerdi. Bir mesela Van Dağı var, orada da Ceylan var, orada da kurabilirler. Bu merkezde böyle bir şey olamaz yani. Birileri para kazanacak diye, birileri ölecek diye bir şey yok. Birileri para kazanmak için, daha çok abone edinmek için insanların sağlığıyla asla oynanmamalı. Buna asla ve asla izin vermeyeceğiz. Mahalle sakini olarak ben bir öğretmenim. Burada yaklaşık 2000-3000'e yakın öğrenci var. Bir kimya öğretmen olarak da bunun sağlığa zararlı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Asla yani tartışacak bir şey yok. Radyoaktif ışımalar yayılıyor. Bu kanserojen ışımalardır. Ve bunu ben böyle sayın büyüklerim falan demiyorum. Kimseyi de büyük olarak görmüyorum. Büyükler asla bunu küçüklere yapmaz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sosyal devlet ülkesinde en önemli yatırım insandır. Ama şu çevremizde baktığımızda işte Büyük Erzincan Oteli'nden başlamak üzere orada işte diyelim ki orada bir işte yatırım programı var. Yanında baz istasyonu gibi bir yatırımı da faaliyete koydular. Peşine hemen okulun burnunun dibine, okulların bulunduğu merkezi bir alana baz istasyonunu bir gecede diktiler. 24 saat çalışarak
Önce kocaman devasa binaları getirdiler, burnumuzun önüne diktiler. Pencerelerimizin önündeki ışığı kapattılar. Sonra da sağlığımızla oynuyorlar. Kesinlikle karşıyız. Evet, teşekkür ediyoruz. Evet sevgili seyirciler, sizler de gördüğünüz mahalle halkı Mengücel Mahallesi'ne yeni yapılacak olan baz istasyonunu istemiyorlar. Muhtarına gerekli resmi yazışmaları yaptığını, yapacağını, imza topladığını söyledi. Bu bölgede 3000 civarında öğrencinin olduğu söyleniyor ve 6 tane okul, anaokulu var ve mahalle halkı bu bölgede baz istasyonu kurulmasını istemiyor. Sayın Valimize de yarın dilekçelerini verecekler. PTT tarafından düzenlenen dağıtım hizmetleri, parasal posta otomasyonu ve satın alma stok yönetim semineri Erzincan'da devam ediyor. Seminere Türkiye'nin farklı illerinden PTT çalışanları katılıyor. PTT tarafından düzenlenen dağıtım hizmetleri, parasal posta otomasyonu ve satın alma stok yönetim semineri Erzincan'da bulunan PTT Eğitim Merkezi'nde devam ediyor. Seminere Türkiye'nin dört bir yanından PTT çalışanları katılıyor. PTT Baş Müdürü Mustafa Beşli, seminere katılan kursiyerleri ziyaret etti. Yılda 1000 civarında kursiyere eğitim hizmeti verildiğini belirten Beşli, halkın ihtiyaç ve beklentilerine çözüm bulabilmek için eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğünü belirtti. Erzincan'ımıza her yıl Türkiye'nin her tarafından 1000'e yakın kursiyer gelmektedir. Bu kursiyerleri hem bilgilerini artırmak hem de Erzincan'ımızı Türkiye'nin her tarafına gelen kursiyerlere tanıtmak Erzincan'ın ekonomisine belli bir katkıda da bulundukları görülmüştür. Erzincan'ımızı tek tek gezdirerek tarihi turistik yerleri ayrıca kursiyerlerimizi bilgilendirmiş olduk. Küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik başlatılan sürü yönetimi elemanı benim projesi devam ediyor. Proje kapsamında sınava tabi tutulan kursiyerlere belgeleri veriliyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İş Bulma Kurumu ve Halk Eğitim Merkezi İl Müdürlüğü'nün işbirliğiyle sürü yönetimi elemanı benim projesi kapsamında düzenlenen kurslar devam ediyor. Proje kapsamında kursiyerler sınava tabi tutularak belgeleri veriliyor. 3 hafta süren kursun ardından kursiyerler damızlık koyun ve keçi yetiştiriciliği birliğinde sınava alındı. Proje hakkında bilgi veren birlik başkanı Kenan Doğan, 2015 yılında 1071 üreticiye belgelerinin teslim edildiğini ifade ederek 2016 yılı içinde projenin devam edeceğini dile getirdi. Sürü yönetimi elemanı benim projesi kapsamında 2015 yılı içerisinde 1071 üreticimize belgelerimizi teslim ettik. Bu son kursumuzda da 67 üyemize sınavlarını yaptık. İnşallah önümüzdeki hafta onların da belgelerini teslim edip 2016 Mayıs ayı içerisinde bu belgeleri hak eden üreticilerimiz Gıda ve Tarım Hayvancılık Bakanlığı tarafından 300 anaç koyunu olan üreticimize 5000 TL bir sigorta parası verilecektir. Ve 2015 sertifikalar bu sınavla sonlanmıştır ki geriye kalan pek üreticimiz kalmadı. Bu kurslarımızı bütün ilçelerimizde ve merkezde olmak üzere her bölgede kurslarımızı açıp bütün üreticilerimizin bundan faydalanması için elimizden gelen bütün çabayı sarf edip ve kursiyerlerimizin inşallah hepsinin bu devletin yapmış olduğu, Tarım Bakanlığımızın yapmış olduğu desteklemeden faydalandıracağız. Ve 2016 güncelleme süremiz de bitti. Sistemimiz ayın 5'inde kapandı. Şu an 320 bin hayvanımız sisteme kayıta girdi. Şu an tarımın yapacağı incelemeden sonra inşallah Erzincan'ımız 2015'in desteklemeleri 320 bin hayvana, bu da 226 bin 6 üyemize bir para desteği sağlanacaktır. 2015'in destekleme tutarı hayvan başı 22 TL. Tarım Bakanlığımız 2014'ün desteklemeleri 20 TL olup bu 2015'te 22 TL'ye yükseltmiştir. Üreticilerimize hayırlı olsun. Üreticilerimiz için elimizden ne geliyorsa en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz.
Okul sporları futsal gençler il birinciliği müsabakaları başladı. Müsabakalara 4 grup halinde 18 takım katılıyor. Erzincan 2015-2016 okul sporları futsal gençler il birinciliği müsabakaları başladı. Müsabakalara 4 grup halinde 18 takım katılıyor. Karşılaşmalar Yıldırım Akbulut Spor Salonu'nda oynanıyor. Zevkli maçlara sahne olan il birinciliğinde takımlar birbirlerine üstünlük sağlamak için mücadele sergiliyor. Sayın seyirciler, 3. lig 3. grupta mücadele eden 24 Erzincanspor ligin ilk yarısının son maçında deplasmanda Beylerbeyi Spor'la deplasmanda karşılaşacak. Kırmızı siyahlılarda maç hazırlıkları devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu Spor Toto 3. lig 3. grupta mücadele eden ve geride kalan 17 hafta sonunda yenilmezlik unvanını sürdürerek 29 puanla lig sıralamasında 5. sırada bulunan 24 Erzincanspor ilk yarının son maçında grubun güçlü takımlarından Beylerbeyi Spor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç hazırlıklarını sürdüren kırmızı siyahlı Erzincan temsilcisi bu maçtan galip ayrılarak namağlup unvanını sürdürmek istiyor. Beylerbeyi Spor 24 Erzincanspor futbol karşılaşması 13 Aralık Pazar günü saat 13'te Beylerbeyi Stadında oynanacak. Sırada hava durumu var. Yarın Erzincan ve çevresinde sis bekleniyor. Şimdi de Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava tahminlerini getiriyoruz ekranlarınıza. Erzincan ve çevresinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. En düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri ise şöyle. Erzincan -4-8, Erzurum -12-2, Sivas -7-7, Elazığ -5-12, Malatya -2-12, Bayburt -14-1, Tunceli -2-12, Gümüşhane -6-5 ve Giresun -8-15 derece. Erzincan'da bu gece nöbetçi eczane Fırat Eczanesi. Fırat Eczanesi Birnoğlu Sağlık Ocağı karşısında. Erzincan döviz piyasasında dolar ve euro açılış kapanış kurları ise şöyle gerçekleşti. Dolarda alış 2,890, satış 2,945, euroda alış 3,160, satış 3,210. RT Şah TV Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yarın aynı saatte farklı bir Erzincan gündeminde buluşmak dileğiyle, hoşça kalın. Müzik